Diğer önerge okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 10. maddesinde yer alan Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu'nda A. Yargıtay ve Danıştay mensubunun birden fazla olması halinde bu kişiler arasında ibaresinin Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu'nda A. Yargıtay ve Danıştay mensubunun birden fazla olması halinde bu kişiler içerisinden olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Dursun Ataş Kayseri, Fahrettin Yokuş Konya, Ayhan Erel Aksaray, Hayrettin Nuhoğlu İstanbul, Metanet Çulhaoğlu Adana Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz isteyen Adana Milletvekilimiz Sayın Mehmet Metanet Çulhaoğlu. Süremiz 5 dakika Sayın Çulhaoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 105 sıra sayılı ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 10. maddesi üzerinde söz aldım. İyi Parti grubu adına yüce yetinizi saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal güvenliğimizi korumak, terör koridorunu ortadan kaldırmak, PKK, PYD, IŞİD terör örgütlerinin özgürlüklerini yok ettiği Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin tekrar özgür yaşamaları amaçlanarak yaptığı barış harekatını desteklediğimizi ifade ediyorum. Kahraman ordumuzun başarıları daim olsun. Ayaklarına taş değmesin. Cenab-ı Allah muzaffer kılsın dileklerimi iletiyorum. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Teklif edilen maddeyle hakimler ve savcılar sınav konularına iş hukuku da eklenmesi, Adalet Bakanlığı'nın görevlendireceği Bakan Yardımcısı Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere 5 kişiden oluşan mülakat kuruluna Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu'ndan seçilen bir kişi eklenerek 7 kişiye çıkarılmasını. Mülga madde yerine eklenen hüküm ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu'ndan mülakat kuruluna nasıl seçileceği teklif edilmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, anayasamızda var olan eşitlik ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi kayırmacılığı yasaklamıştır. Yine anayasamızda şu 3 ilke üzerine kurulmuştur: yasama, yürütme, yargı. Kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olmamız devletimizin güçlü kılar. Siyasetten arındırılmış bağımsız yargı, iyi dizayn edilmemiş adalet, normlarına uygun hukuk kuralları vazgeçilmezimizdir. Hukuk ve adalet yabancı yatırımcılar ve yerli girişimcilerin olmazsa olmazıdır. Ama bugün olduğu gibi hukukun işletilmediği, yandaşlık ve kayırmacılığın tavan yaptığı bir ortamda ne yabancı ne yerli müteşebbis yatırım yapmaz. Bunu herkes bilir, bu değişmez kuraldır. Kendine adalet anlayışından vazgeçilmediği müddetçe yatırımcı beklemek hayal olacaktır. Kendinden olmayanları da eşit vatandaş olarak gören ve bu doğrultuda hareket eden zihniyeti yerleştirmek gerekir. İyi Parti grubu milletvekilleri olarak bizler maddi manevi büyük fedakarlıklarla çocuklarını hukuk fakültelerinde okutan ailelerin, emeklerine mezun olmak için gecesini gündüzüne katan gençlerimizin hakimlik, savcılık, yazılı sınavlarında başarı göstermelerine rağmen mülakatlarda elenmelerine hep karşı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, hakim ve savcı adaylarından birçoğunun yazılı sınavlarda başarı göstermelerine, hatta derece yapmasına rağmen mülakatta elenmeleriyle birlikte ortaya atılan mülakatlar üzerinden kadrolaşma iddiaları son dönemde en çok tartışılan konular arasında yer almıştır ve almaya da devam etmektedir. Bu adaylardan biri TV ekranlarında "siz liyakata dayalı alım yapmazsanız yargı nasıl düzelteceksiniz?" diye sormuştu. Evet,
Doğru söylüyor. Asıl olan liyakat olmalı. Yazılı sınav niçin yapılıyor? Adayın meslek bilgisini ölçmek için. Peki sözlü sınav niçin yapılır? Mesleki ve sosyolojik değer arasında ilişki kurabilme yeteneğini ve algılama yeteneklerinin olup olmadığını anlamak için. Bunu yapmayarak sadece belirli bir zümrenin kazandırılmasının son bulması lazım artık. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kamu vicdanını rahatlatmak, haksızlıkların önüne geçilmesi ve buna bir son verilmesi için sınav puanlarının göz önünde bulundurulması ve mülakatların mutlaka video kaydına alınması gerekir. Türkiye Barolar Birliği'nden seçilen bir üye de bu mülakatlarda görevlendirilmelidir. Böylece itirazlarda değerlendirme daha güvenli, şeffaf ve objektif bir şekilde yapılabilir. Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 10. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 10. madde kabul edilmiştir. Sayın Güzel Mansur, bir 60'a göre söz talebiniz vardı. Az önce sizi aradık, ara vermeden önce ama yoktunuz. Buyurun. Evet, üdüye bas abi. Teşekkürler başkan. Değerli başkan ve sevgili bilirkişi arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Afrin zeytinyağlarının ülkemize ihraç kaydına getirilmesi kararı alınmıştı. Bunun için tarım kredi kooperatiflerine 5000 tonluk görev yazıldığı söylenmişti. Ancak geldiğimiz noktada Afrin'den Türkiye'ye getirilen zeytinyağlarının miktarı 24.000-26.000 ton civarındadır. Biz o zaman bu zeytinyağlarının yerli zeytinyağı üreticileri için yaratacağı sıkıntıları dile getirmiştik. Kimse bizi dinlemedi. Ancak bakanlık düzeyinde yapılan açıklamada bu zeytinyağlarının iç piyasaya kesinlikle girmeyeceği, dolayısıyla yerli üreticiyi etkilemeyeceği söylenmişti. Ancak özellikle son bir ayda bu yağların yoğun bir şekilde iç piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Gelinen noktada iç piyasaya sürülen Afrin zeytinyağları nedeniyle alıcılar yerli zeytinyağı alımını durdurmuş, yerli zeytinyağı fiyatı ise 3-4 lira düşmüştür. Ve bu durumda Afrin zeytinyağı... Sayın Köksal, sizin de bir değerlendirmenizi alalım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Haşhaş üreticileri dertli. ÇKS zorunluluğu ve kota azaltılması ile ilgili yaşadıkları mağduriyete ilişkin geçtiğimiz hafta bakanlığa önerge verip bugün de basın toplantısı düzenledim. Ancak ısrarla onların mağduriyetini görmezden gelip kotanın azaltılmadığını iddia eden AKP'ye karşı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden bilgi edinme yasasına göre kota rakamlarını istedik. Gelen cevapta kotanın azaltıldığı belirtiliyor. Şimdi kota azaltılmadığı diyen AKP bu soruna ne diyecek? Buğday, patates, hububat para etmiyor. Şeker fabrikaları satıldığından beri pancar zarar ediyor. Çiftçinin elinde kala kala bir haşhaş kalmıştı. Onu da ÇKS kaydı zaruretiyle, kota azaltılması mağduriyetiyle çiftçinin elinden almak istiyorlar. Yapmak istediklerini Afyonlu çiftçi para kazanmasın mı bu ülkede? Değerli milletvekilleri, lütfen yerlerimizden ayrılmayalım. Bir danışma kurulu önerisini oylatacağım. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Ben de hemen geliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. birleşiminin 3. oturumunu açıyorum. Danışma kurulunun bir önerisi vardır. Okutup oylarınıza sunacağım. Danışma Kurulu önerisi. Danışma Kurulu'nun 10-10-2019 Perşembe günü bugün yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin genel kuruluna onayına sunulması uygun görülmüştür. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Engin Özkoç, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan Vekili. Bülent Turan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkan Vekili. Hakkı Saruhan Uluç, Halkların Demokratik Partisi Grubu Başkan Vekili. Lütfi Türkkan, İyi Parti Grubu Başkan Vekili. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül. Öneri. Genel Kurul'un daha önceden çalışılması kararlaştırılan 11-10-2019 Cuma günü toplanmaması önerilmiştir. Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
105 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. Gündemimizde başka bir iş bulunmadığından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 15 Ekim 2019 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar.